Evet, gerileme ile devam ediyoruz. Gerilemenin diğer ismi arkadaşlar regresyon olarak karşımıza geliyor. Ve Freud diyor ki kişinin bulunduğu yaş diliminden geriye doğru özellikler göstermesidir. Geriye doğru özellikler göstermesidir. Yani şöyle düşünün. 20 yaşında bir insan ama yaptığı hareketlerle bir anda nereye düştü? 6 yaşına düştü. İşte bu böyle oluyor. Yani genç kızlarda da böyle oluyor, yetişkinlerde de böyle oluyor. Peki ne demek bu? Gerileme ne anlama geliyor, regresyon? Ben var olan yaşımın gereklerini yerine getiremediğimde, mesela işte ne bileyim 20 yaşındaki bir insanın öfke krizlerine girmesi, bebekler gibi ağlaması, öfkelenmesi, işte öfke nöbetleri geçirmesi. Bunlar nedir? Gerileme olarak karşımıza gelir. Ama bununla karıştırmayın diye söylüyorum. Bir de saplantı dediğimiz bir mekanizma daha var. Saplantı ya da fiksasyon. Arkadaşlar saplantı kişinin Freud'un bahsettiği 0-6 yaşlık dönemde kişinin bir davranışı kendini bildi bileli ortaya koymasıdır. Yani şöyle düşünün, gerilemede bir olay vardır ve kişi o olaya istinaden davranışlarında bir gerileme yaşanır. Ama saplantıda zaten o davranışı mütemadiyen yapıyordur. Şöyle örneklendirelim. Diyelim ki eşiyle kavga eden kadının gidip böyle şey yapması, işte ne bileyim çok böyle öfkelenmesi, ona buna sarması, ağlaması çocuk gibi ya da çok şımarması. Bu gerilemedir. Ama bu kadının çocukluğundan beri tırnaklarını yiyor olması bu saplantıdır. Tırnak yemek gerileme olamaz mı? Olabilir. Öğretmen bana kızdıktan sonra tırnaklarımı yiyorsam bu gerilemedir. Ama sürekli olarak tırnak yiyorsam bu ne olacaktır? Saplantı olacaktır. Freud'un oral dönem saplantısıdır. Freud buna saplanma diyor zaten. Dolayısıyla bakın bu ikisi arasındaki fark çok net. Yani gerilemede kişi var olan bir sebepten dolayı ne yapıyor? Bulunduğu yaş özelliklerinden daha geride özellikleri ortaya koyuyor. Saplantı da sürekli yapıyor. Yeni doğan kardeşiniz eve geldi. Siz de gittiniz, işte onun gibi biberonla emmek istediniz. İşte ne bileyim altınızı ıslattınız. Dolayısıyla da çocuğun yaptığı bu davranışlar acaba gerileme mi saplantı mı? Tabii ki ne olacaktır? Gerileme olacaktır. Biz bunları ufak çocuklarda çok görüyoruz. Ben kendi yeğenlerimde de gördüm. Yani mesela Kutalp doğduktan sonra Tuvalp, ben de işte biberonla içeceğim ya da ben de mama yiyeceğim falan gibi. Anne ben bebekken nasıldım falan demeye başladı ablama. Dolayısıyla da bunlar normal tabii ama abartmamakta da fayda var diye düşünüyoruz. Devam edelim, kaç olduk? Polyannacılık. Bak bu ne ya? Polyannacılığın diğer adı tatlı limon. Arkadaşlar polyannacılık şu anlama geliyor. Her duruma iyi tarafından bakmaktır. Her duruma iyi tarafından bakmaktır. Hani bardağın dolu tarafını görmektir. Ama tabii polyannacılık mantığını çok abartırsa bir insan hiç de hayırlı olmayacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü neden? Yani evet biz bir sıkıntı yaşadığımızda o sıkıntıyı iyi taraflarından görmeye çalışabiliyoruz. Bu iyi bir şey. Ama sürekli olarak her şeyde bir iyilik aramak ya da bir olumlu bir durum aramak da çok mantıklı gelmiyor. Şu bardak benim işte kaynar su bir anda üzerime döküldü. Ah aman çok iyi oldu temizlendim falan demiyorum değil mi? Bir yanıyorsun bir şey, orada bir gerçek bir sıkıntı var yani. Dolayısıyla her şeye böyle iyi tarafından baktığında insanlar bu çok da normal bir şey olmasa gerek. O yüzden de polyannacılık tatlı limon olarak da karşımıza geliyor ve biz bunları yine toplumda sık sık görüyoruz. Böyle insanlar var. Anlayamıyorum ama var. 11. Hayal kurma.
düşleştirme, gündüz düşleri veya fantezi. Bakın ne anlama geliyor hemen söyleyelim. Kişinin arzu ve isteklerine ulaşamadığında hayaller ve rüyalar ile doyum sağlamasıdır. Doyum sağlamasıdır. Yani şöyle düşünün. Bir şeyi çok istiyorsun, bir şeyi çok arzu ediyorsun ama olmuyor. Ne yapıyorsun? Hani idden bahsettik. İd bir şekilde bu doyumu sağlamak istiyor. İnsanlar da geçici olarak hayallerle ya da rüyalarla ne yapıyorlar? Doyum sağlıyorlar. Dolayısıyla hayal kurma yine çok abartılmadıktan sonra kesinlikle çok iyi bir mekanizma ama çok fazla kullanıldığında şizofreniye kadar giden psikotik rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. O yüzden de çok abartmamakta fayda var. Mesela ne diyorsunuz? İşte herkes takmış Şeyman Subaşı'na. İşte yok Şeyman Subaşı dünyayı gezdi de şöyle oldu da böyle oldu da. Geçen birine rastladım diyor ki ay diyor rüyamda diyor Şeyman Subaşı olmuşum falan diyor. Yani dedim bu seni mutlu etti mi? Aa, tabii diyor çok hoşuma gitti, İbize'ye gittim falan diyor. Yani dolayısıyla da insanlar bakın rüyalarla, hayallerle bir şekilde rahatlar, bir şekilde denge kurar. Ama bu kalıcı bir şey olmadığı için hani bazen yine sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama hayal kurma denge kurar yani sıkıntı olmaz. Devam edelim. Ödünleme. Kaç olduk? 12. Ödünleme. Ya da telafi etme. Arkadaşlar yine çok kullanılan mekanizmalardan bir tanesi ve şöyle tanımlıyoruz. Bir yerdeki azlığın başka bir yerdeki fazlalıkla giderilmesidir. Yani şunu söylüyor Freud, diyor ki hayat öyle diyor, dümdüz bir çizgi değildir. Hayatın içinde dengesizlikler vardır. Dolayısıyla da sen bazen şu alana gidemezsin. Yani burada enerjin yoktur, burada gücün yoktur, burada yeteneğin yoktur, burada bir şey yoktur, azdır. Dolayısıyla da fazla olan tarafa yönelir ve orada başarılı olursun. Benim sesim kötü olduğu için ben şarkıcı olamıyorum. Ama ne yapıyorum? Ticarete atılıyorum. Müzik sektöründe çok başarılı bir insan haline geliyorum. Ne oldu? Yaptığım şey ne? Kesinlikle ne olacaktır? Ödünleme. Ödünleme bazen kendi alanında olabilir. Yani sıkıntılı olan alanda da olabilir. Bazen de farklı bir alanda olur. Mesela şöyle düşünün. Bunu daha önce bahsetmişimdir. Cicero çok etkiler beni hikayesi. Cicero dediğimiz adam aslında kekeme, konuşamıyor çocukluğundan beri. Ağzında böyle büyük bir azimle taşları döndürüyor. Ve bir zaman sonra da konuşmasını düzeltip dünyanın en iyi hatibi haline geliyor. Yani biz insanlara şöyle diyoruz ya, işte bu konuda yapamıyor. Bunu bilemezsiniz. Yani insanları kategorilere sokarken aslında o insanın çok daha mesela iyi bir noktaya ya da iyi bir noktaya varacağını aslında düşünmek gerekiyor. O yüzden de ödünleme hem sıkıntılı olan alanda olabilir ya da tamamıyla başka bir alanda karşımıza çıkabilir. Mesela matematikçi değil ama sosyal bilimlerde çok yetenekli. Bakın ne oldu? Bu da bir ödünleme yeteneği olarak karşımıza geliyor. Devam edelim. Özdeşim kurmak. Diğer ismiyle özdeşleşme. Çok kısa ben şöyle tanımlıyorum bunu. Başkasına öykünmektir. Şöyle düşünün. Kişi var olan özellikleriyle onaylanmayacağını düşündüğünde, İnsanlar tarafından kabul görmeyeceğini düşündüğünde
başkası gibi olarak ne yapar? Kabul görmek ister. O kadar çok ki. Bakın özellikle ergenlik dönemindeki çocuklarda çok fazla. Artistlere özeniyorlar, saçlarını boyuyorlar, makyaj yapıyorlar, erkekler saçlarını kestiriyorlar. Böyle garip garip şeyler yapıyoruz. Tabii bunlar normal, insan doğasından gelen şeyler. Yani biz mesleki olarak bunlara bakmayın, şaka yapıyoruz, garip diyemeyiz çünkü. Ya da mesela etrafınızdaki bir insan işte bir öğretmeni gibi olmak istiyor. İşte öbürü babasına benzemek istiyor. Herkes birilerine öykünüyor aslında. Bunun dozunu arttırmadıktan sonra sıkıntı yok. Ama şöyle insanlar görüyoruz. Babası zengin, çocuk okumamış, etmemiş, hiçbir baltaya sap olmamış. Diyor ki ben şunların çocuğuyum, şunların torunuyum falan. Mesela ben çok görüyorum Bursa'da. Babası hafızmış. Kendi de maşallah yani alkol, malkol her şey var. Ama sorsan biz hafız torunuyuz. Nasıl yani? Hani dolayısıyla da insanlar özdeşim kurduklarında başka biriyle bir şekilde ne yapıyorlar? Rahatlama ortaya koyuyorlar. Yani bunu bu şekilde değerlendirmekte fayda var. Başkasına öykündüğünde insanlar çünkü rahatlıyorlar. Yani mesela işte ne bileyim kim olsun? Tarkan'ı model alan bir insan Tarkan gibi olduğunda, Tarkan gibi dans ettiğinde diyor ki ha Tarkan'ı kabul ediyorlarsa beni de kabul ederler. Dolayısıyla da özdeşim kurarak rahatlamaya çalışıyorlar. Devam edelim. 14 olduk. Karşıt tepki geliştirme. Ya da zıt tepki geliştirme. Arkadaşlar bu kısaca yazıyorum. Tamamıyla ikiyüzlülük değil mi? İçimizdeki olumsuz duyguların tam aksini ortaya koymaktır. Yani bu maske takmak, bu sahtekarlıktır, bu karşımızdaki insanı kandırmaktır. Çoğu insan özellikle iş hayatında bunu yapıyor. Yani hiç sevmediği halde, ay canım vallahi çok özledim, seni arayacaktım şimdi, vallahi inanmazsın bak telefon elimde falan. Yani aslında içimizdeki o kadar olumsuz duyguya rağmen biz ne yapıyoruz? Çok seviyormuş gibi, çok böyle onunla hani iyiymiş gibi davranarak kendimizi rahatlatıyoruz. Ama ben hep söylüyorum öğrencilerime, etrafındaki insanlara, yani bir insan size karşı böyle abartılı bir şekilde iyi geliyorsa orada bir sıkıntı vardır muhakkak. Yani bir temkinli olup bir bakmakta, bir gözlemlemekte fayda var diye düşünüyorum. Gelin kaynana arasında çoktur. Oo yani hani gelinini seven kaynana, kaynanasını seven gelin gördüm ama çok az. O yüzden de genelde şunları görüyoruz biz. Ay kaynanan var ya tam bir cadı. E tamam. Kaynanası geliyor karşıdan, ay annem, ay vallahi çok özledim, gelsenize bize yemeğe falan. Direkt böyle oluyor, yani bu işler böyle. O yüzden de bu şimdi maske takmak değil mi? Maske takmak. Ama rahatlıyor muyuz? Rahatlıyoruz. Çünkü kendimizi ifşa etmiyoruz ya, sıkıntı kalmıyor yani. Devam ettik bakalım, yer yön değiştirme. Kaç olduk? 15 olduk. Yer, yön, değiştirme. Şöyle şemalandırarak göstereyim. Karşınızda bir insan var. Muhtemelen de bu insan hiyerarşik olarak sizden yukarıda ya da otorite anlamında birazcık daha üst bir noktada. Şimdi genelde böyle durumlarda yani bizden daha üstün olan insanlara kızsak da, öfkelensek de hiçbir şey yapamayız. Elden bir şey gelmez. Değil mi? Ya da bazen çok sevdiğim bir insan da olabilir. Elden hiçbir şey gelmiyor. Şu an bir şey yapamıyorum. Ben de ne yapıyorum? Öfkemi ve hırsımı başka bir nesneden veya eşyadan ya da başka bir kişiden çıkartıyorum. Ne yapıyorum? İşte şurada bir diyelim bardak var. Çok sinirlendim birine. Bardağı atıp kırıyorum. Ya da işte çok sinirlendim. Çocuğum var. Çocuğuma bağırıp çağırıyorum.
Freud diyor ki aslında diyor yer yön değiştirmede bir hiyerarşi de söz konusudur. Yani bazen çok sevdiğiniz için bir şey diyemezsiniz. Bazen sizden daha otoriter ya da daha güçlü olduğu için bir şey diyemezsiniz. Ama diyor bir şekilde karşınızdaki insana bu öfkenizi aktaramadığınızda ya başka eşyalardan çıkar ya da gücünüzün yettiği insanlardan çıkar. Ya ne yapıyoruz mesela? Çok tipiktir Türkiye'de. Şoföre kızarsın, adama bir şey diyemezsin. İnerken, tabii kabaca bir davranış ama böyle, arabanın kapısını çarparsın. Ya da işte ne bileyim, lastik döven adam biliyorum ben ya. Arabanın lastiğini vuruyor falan. Yani enteresan şeyler. Ama bir şekilde biz ne yapıyoruz? Rahatlıyoruz. Ha, dedikodu yapmakta. Küfür etmekte. Hakaret etmekte. Aslında nedir? Bir yer yön değiştirme mekanizmasıdır. Çünkü neden? Karşımdaki insana doğrudan söyleyemediğimde, dolaylı olarak bunları ortaya koyuyorsam da yine yön değiştirmiş oluyorum. Dolayısıyla da rahatlıyorum. Devam ettik. İdealleştirme. 16 olduk. İdealleştirme, idealizm olarak da düşünebilirsiniz aslında. Arkadaşlar, idealleştirmede yaptığımız şey şudur. Karşımızdaki insanı yere göğe koyamamaktır. Özellikle kimlerde görülür? Benlik saygısı düşmüş, benlik değeri oldukça düşmüş olan insanlarda idealleştirme daha fazla. Yani burada şu var, diyor ki ben kendi özelliklerimden, kendi isteklerimden, kendi yeteneklerimden vazgeçerim, yeter ki beni sevsin. Özellikle duygusal ilişkilerde yaşanan bir handikaptır idealleştirme. Ben bir hiçim ama sen her şeysin. Neydi o şarkı? Sen varsan sen yoksan her şey eksik. Sen varsan her şey tamam. Bak şarkıdaki psikopatlığa bakar mısınız? Yani adam diyor ki hani sen yani diyor. Yani yer gök sen falan. Mesela fanatizm de böyle bir şeydir. İşte futbol takımlarına insanların duyduğu bu çılgınca sevgi mesela. Yani bir idealleştirme olarak karşımıza gelir. O yüzden de karşımızdaki insanı, bazen bir takımı yere göğe koyamamaktır, çok abartmaktır ama çok sağlıklı bir durumda olduğunu söyleyemem. Devam edelim. İlkel idealleştirme. İlkel idealleştirmede iki tane uç nokta vardır. Bir tanesi iyi, çok iyi. Bir tanesi kötü ve çok kötü. Şimdi bakın, biz ne yaparız? İnsanoğlu çok fena bir yaratık. Şimdi kendi menfaatlerimiz söz konusu olduğunda, bakın kendi menfaatlerimiz söz konusu olduğunda, işime geldiğinde iyi, işime geldiğinde bir insanı kötü olarak değerlendirmektir. Şimdi şöyle düşünün, ben sınava girdim, arkadaşımdan işte kopya istedim. Bana kopya verirse, menfaatimi yerine getirirse mükemmel insan. Ya ahlaklı ahlaksız olup olmaması önemli değil. Ama bana kopya vermezse, ay bana ne yaptı biliyor musunuz? Ay tam bir iblis yani, böyle bir şey olamaz der, ne yaparım? Gömerim yani. Hep bunları yapıyoruz. Gerçekten bak çok enteresan bir şekilde. Yani artık bir de ben şundan çok rahatsızım. Yani toplumsal olarak bu dünyada, globalde de bir miktar böyle ama biz değerleri olan bir toplumduk. Artık böyle bunu çok fazla yaşıyorum. Yani sözüm meclisten dışarı ama bazen yani kendi işte öğrencilerimizde, sektörde, toplumsal alanda, pazarda, çarşıda, dükkanda, sinemada, her yerde insanlar kendilerini o kadar çok seviyorlar ki ve kendi menfaatlerine o kadar çok düşkünler ki ve Kohlberg'in saf çıkarcı evresine öyle bir saplanmışlar ki maalesef ne yapamıyorlar? Genel insani değerlerle düşünemiyorlar. Onların tek değeri var, kendi menfaatleri. Siz onun menfaatine ve çıkarına uygun davranıyorsanız sizden iyisi yok. Ama menfaatine uygun hareket etmiyorsanız da sizden kötüsü yok. İşte ilkel idealleştirme tam da bunu ifade eden bir şey. Adı üzerinde tamamıyla ilkel bir davranış olarak karşımıza geliyor.
18 devam edelim. Bir dakika, tahtayı şöyle silelim. Neredeyiz? Yapma bozma. İngilizce'de doing, undoing olarak karşımıza çıkan mekanizma aynı zamanda. Arkadaşlar şöyle tanımlıyoruz. Kişinin hatalı bir davranış yaptığında bu davranışı telafi etme çabasıdır. Temelinde suçluluk vardır. Şimdi bakın, o kadar çok örnek var ki, çok bilinen bir mekanizma değil ama tabii ki bence önemli ve sınavda ben olsam kesin sorardım yani. Bir insan hatalı bir davranış yapıyor. İçindeki suçluluk duygusu o kadar çok artıyor ki bu suçluluk duygusundan arınmak için ve denge kurmak için karşısındaki insandan özür dileyebilir. Bak, hata yaptı, hatasını bozabilir özür dileyerek. Ya da tövbe edebilir. Değil mi? Günah işleyen bir insan gider tövbe eder. Hristiyanların günah çıkartması. Kesinlikle yapma bozma. Yani günah işliyor, işliyor, sonra gidiyor işte rahibe böyle böyle falan. O da tamam bağışlandın falan diyor, geçiyor yani. Dolayısıyla da yapma bozma insanları rahatlatan bir mekanizma. Özür dilemek, tövbe etmek, günah çıkartmak, tahtaya vurmak falan, biz bunları çok sık kullanıyoruz. Temelinde suçluluk var dedim. Ben bunu çok önemsiyorum, bu ayrımı. Bakın, lütfen utançla suçluluğu birbiriyle karıştırmayın. Ben bir yazı yazdım. İnsanlar neden öfkelenir? Yani insanların davranışlarının altında neler var diye. Hakikaten çok böyle bir ara kafa patlattım. Kendi işte tez hocalarımla falan da konuştuk bunları. Onların yazdığı makaleleri falan da okuduk. Ya şu nokta çok önemli. Bu konuyla alakalı makale var, tez de var. Utanç denilen şey kişinin daha çok toplumsal olarak kendini kötü hissetmesi. Ya utanmak. Utandığımızda biz başkalarına yönelik bir algı ortaya koyuyoruz. Ama suçluluk dediğimiz şey kişinin kendi içinde yaşanan bir durum. Kişi tamamıyla, komple, bütünüyle kişiliğini suçlamıyor. Yaptığı davranıştan dolayı kendini suçluyor. Ve bakın, utançta telafi etmek belki birazcık daha zordur. Ama suçluluk duygusu bir insanda çok baskınsa eğer, bunu telafi etmek ister. Dolayısıyla yapma bozmanın temelinde utanç değil, suçluluğun kendisi vardır. Evet, devam edeceğiz. Son 10 mekanizma kaldı. Onları da konuşup ondan sonra bitirelim.